ekipmanlar giymeden önce birinci adım olarak el hijyenimizi sağlamalıyız. El hijyenimizi ya su sabun ile yapabiliriz veya el antiseptikleri ile yapabiliriz. Önce şu el antiseptiğini avucumuz için dolduracak kadar 3-5 mililitre el antiseptiğinizi de avuç içine alıyoruz. Sağ el sol elin üzerine gelecek şekilde 5 kez ovma hareketini yapıyoruz. 4-5. Aynı hareketi sol elimiz için yapıyoruz. 2-3-4-5. El sırtımıza geçiyoruz. Sağ elimizi sol elimizin üzerine koyuyoruz. 5 kez oluyoruz. 3-4-5. Aynı hareketi sağ elimiz için uyguluyoruz. 2-3-4-5. Parmak aralarına giriyoruz. Parmak aralarımızı ovuyoruz. Sol elimizin parmak aralarına giriyoruz. Parmak aralarımızı ovuyoruz. İki elimizin parmaklarını avuç içinde kelepçe yapıp tırnak yüzeylerimizi temizliyoruz. Avuç içimizde tırnak yüzeylerimizi ovuyoruz ki bunlar üzerinde olanlar uzaklaştırabiliriz. Bu işlemden sonra baş parmakları unutmamalıyız. Baş parmakları avuç içine alıyoruz ve avuç içimizde yuvarlıyoruz. 4-5 kez olacak şekilde. Aynı hareketi sol elimizin baş parmağı içinde yapıyoruz. 2-3-4-5. Bu işlemden sonra yapacağımız şey sağ elimizin 5 parmağını birleştirip tırnak içlerini temizlemek için avuç içimize tırnaklarımızı sürmemiz. Aynı hareketi sol elimizin tırnakları için yapıyoruz. Eğer eliniz kurumadıysa elinizi kuruyana kadar ovma işlemine devam ediyorsunuz. Eliniz tam olarak kuruduğunda artık el hijyenini sağlamışsınızdır. İlk birinci giyeceğimiz tulumumuzdur. Tulumumuzun vücudumuza uygun olanını alıp giymemiz gerekiyor ki tam olarak vücudumuzun her tarafını kapatabilsin. Tulumun önünden boydan boya fermuar vardır. İlk olarak fermuar açılır. Giyerken bize etmemiz gereken kısmı, önemli kısmı derdenin yukarısının yere temas etmemesidir tulumumun. Eğer ayakta giyemiyorsanız oturarak da giyebilirsiniz tulumunuzu. Bir yerden destek alarak giyebilirsiniz. Tulumunuz size küçük gelmemelidir, dar gelmemelidir. Hareket etmeniz için, size manevra yapmanız için imkan tanımalıdır. Eğer tulumunuzu giydikten sonra hasta yanına gitmeden önce bir yerinde bir sökülme, çatlama, patlama veya tulumda herhangi bir kese oluştuysa, boşluk oluştuysa mutlaka tulumun değiştirilmesi gerekiyor. Fermuarı tam olarak yukarıya kadar çekiyoruz. İkinci giyeceğimiz kişisel koruyucu ekipmanımız galoşumuzdur. Çünkü ayaklarımızın da tamamen kapalı olmasını istiyoruz. Galoş giydiğimiz için el hijyenimizi sağlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki dizden aşağısı yerler en fazla kirli olan yerlerdir. Mikroplar duran yerlerdir. Bu nedenle el hijyenini mutlaka sağlamalıyız karışmadan önce. Sonrasında saçlarımızı kapatmak için bonemizi takıyoruz başımıza. Bonemizin amacı saçlarımızın tamamen kapanması. Uygun olan N95 maskemizi burun ve ağzımızı kapatacak şekilde takıyoruz. Burun kısmında N95 maskemizin burun teli vardır. Onu burnumuzun şekline göre bastırıp burnumuzun şeklini almasını sağlıyoruz. Burun ağız tam olarak maske içinde kalmalıdır. Çene altına maskeyi getiriyoruz ve maskeyi takma işlemini bitiriyoruz. Sonraki kişisel koruyucu ekipmanımız gözlüğümüzdür. Bundan sonraki aşama gözlüğümüzü takarak gözlerimizi korumak.
tam göz kısmının burundan yukarısının hepsi tamamen gözlüğün altında kaldı ve hiçbir açık alanımız kalmadı. Herhangi bir sıçramaya karşı, hastanın herhangi bir erozyonun ihtimaline karşı siperlikli yüz maskemizimizle yüzümüze takmalıyız kişisel koruyucu ekipmanlarımızla. Bundan sonraki aşama tulumun başlığının kafamızdan geçirerek her tarafımızı kapatmamızı sağlamak. Tulumun burada bir yapışkan bandı var. O bandı söküyoruz. Ve bandımızı tamamen kapatıyoruz. Üstelikli gözlüğün kenarlarını tulumun başlığının altına koyuyoruz. Hiçbir yer açılmamız kalmasın. Bu şekilde giyinmişten sonra eğer ağızdan nefes almaya devam ederseniz gözlük buğulanacaktır. Ama burundan nefes alırsanız gözlüğünüz buğulanmayacaktır. Son kişisel koruyucu ekipmanımız eldivenimizdir. Önce alttan uzun oldukları için elimize uygun stres eldivenimizi giyiyoruz. Eldiveni giyerken dikkat ediyoruz ki tulumun kolları avuç içimizde kalsın. Çünkü bu atların yanında gereken yüzümüzdeki hiçbir noktanın açık kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle tulum kolları avuç içimizde birleştiriyoruz ki eldiven altında kalabilir. Son olarak da ikinci eldivenimizi giyerek kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyme işini bitiriyoruz. Artık hasta yanına gidebiliriz, hastamızı muayene edebiliriz, hastamıza sorgulamasını yapabiliriz, ne yapacaksak yapabiliriz. Hasta odasından çıktıktan sonra bütün kişisel koruyucu ekipmanlarımızın çıkarıp el hijyeni sağlamamız gerekiyor yine. Ve hasta odasına girdikten sonra dikkat etmem diğer bir gereken kurallar. Bir tanesi göğüsten yukarı kesinlikle kendi vücudumda göğüsten yukarı kesinlikle dokunmamam gerekiyor. Hiçbir şekilde temasımın olmaması gerekiyor. Çünkü gözüm, burnum, ağzımla yanlışlıkla elimle dokunursam bir şekilde bana bir şey bulaşabilir. Bu nedenle buna dikkat etmem gerekiyor kendimi koruyabilmek için. Hasta yanına gittim, işlemimi yaptım, işim bitti. Bir an önce kişisel koruyucu ekipmanlarından kurtulmam gerekiyor. Kurtulurken doğru sırayla hareket etmem gerekiyor.